Akşamın bu soğuk ve delişmen vaktinde bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum, kör olma da gör beni. Dekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? Hor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu yavrulusunu karacanın? Sen olmasan öldürmek de, zindanlarda çürümek de, korka korka yaşamak de diyeceğiz hep birlikte. Türkiye'nin enflasyon sorunu var mı? Türkiye'nin faiz sorunu var mı? Türkiye'nin dış borç sorunu var mı? Türkiye'nin konkordato sorunu var mı? Türkiye'nin korku sorunu var mı? Türkiye'nin özgürlükler sorunu var mı? Türkiye'nin demokrasi sorunu var mı? Türkiye'nin doğayla barışık kalkınamama sorunu var mı? Ve Türkiye'nin bir büyük üretim sorunu var mı? Ama Türkiye'nin bütün bu sorunlarının yanında Türkiye'nin bir büyük umudu var. Umudun tazelenmesi var. Umudun yeniden doğması var. Ve Türkiye'de meydanları dolduran siz varsınız, siz. Yürekli insanları var Türkiye'nin. Burada bir işin olup olmayacağını siyasetçi bir meydana geldi mi anlar. Burada maya tutmuş, tam da Silivri yoğurdu gibi olmuş burası. Olmuşmuş. 1930'dan bu yana Türkiye'de belediye seçimleri yapılıyor. Belediyelerin var olması ise daha eski. 1850'lerden bu yana Türkiye'de, Osmanlı'dan bu yana belediyeler var. 19. belediye seçimimiz bu. Bu seçimde çocuklar, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu 19 seçimde herkes meydanlara geldi, ne yapacağını anlattı. Dedi ki benim partim belediyeyi kazanırsa şunları yapacağız. Hiç kimse ne İsmet İnönü, ne Adnan Menderes, ne Turgut Özal, ne Süleyman Demirel, ne Bülent Ecevit, ne Necmettin Erbakan, ne Alparslan Türkeş. Hepsi rahmetli oldu. Bu memlekette hizmetleri var. Bazı seçimleri kazandılar, bazı seçimleri kaybettiler. Ama hiçbiri meydanlara gelip milleti korkutmadı. Hiçbiri şu davulu bir çalma canım. Davulu çalma. Davulu pazar akşamı çalarsın burada. Türkiye'nin belediye seçimlerinde neden bir gelecek sorunu olsun? Yani AK Partililer ne kadar bu memleketin evladıysa Cumhuriyet Halk Partililer de o kadar evladı. İYİ Partililer ne kadar bu memleketin evladıysa Milliyetçi Hareket Partililer de o kadar bu memleketin evladı. Neden beka sorunu olsun? Belediye başkanları projelerini anlatacak. Ama yüreklilikle şunu söyleyebilirim. Öl
yanı ışıklar, Silivri'yi ranta teslim etmedi. Bunu biliyorum. Değerli Silivriler, bakın düşünün bir an için kendinizi Amerikalı bir iş adamı olarak düşünün. Silivri'ye Türkiye'nin herhangi bir yerine yatırım yapmaya geleceksiniz. Bir an için düşünün. Televizyonları açıyorsunuz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Türkiye'nin beka sorunu olduğunu anlatıyor. Siz bir yabancı yatırımcı olarak madem beka sorunu var, gelip Türkiye'ye yatırım yapar mısınız? Korkarsınız. Peki bir yerli iş adamısınız, Türk vatandaşısınız. Bankada paranız var. Fabrika kurmak istiyorsunuz. Kurar mısınız? Kurmazsın. Üç tane oy almak için beka sorunu var demek bu memlekete kötülük yapmaktır. Eğer bu memleketin beka sorunu varsa sorum şu: ordumuz güçsüz mü? Polisimiz zayıf mı? Bunlar gereğini yapamıyor mu? Eğer gerçekten dünyanın güçlü ülkeleri Türkiye'yi işgal edeceklerse, Türkiye'nin gelecek problemi varsa, ordumuz zayıfsa, güçsüzse, söyleyin bize, hepimiz askere gidelim, hepimiz. Demek ki bu beka sorunu değil, bu bir zeka sorunudur dedim, zeka. Ama illa beka diyorsanız, BEKA, Bahçeli, Erdoğan, koltuk, aşkı. Beka bu. Seçim döneminde Türkiye'yi yönetmeye aday insanlar, siyasi partiler, parti genel başkanları, cumhurbaşkanları, bakanlar,